Tekrar merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Başlamadan önce dersle ilgili veya önceki konularla ilgili sorusu olan varsa onu cevaplayayım. Hocam bugün 3 saat mi olacak? Bugün çok uzatmayacağım Ramazan diye. Önümüzdeki haftalar biraz uzun yapıp bir ders belki bir yarım saat daha ekleyip belki bir ders ekleyip sonra konuları geçiştiririz. Hocam bayramda ders olacak mı? Bayramda olmaması lazım normalde. Yapmayacağız mı? Tamamdır. Onu duyurayım. Zaten akademik takvimde ders yok diyordur herhalde. Yok hocam, yapanlar bayramda ders. Var mı? Var da hani çok zorlamayabiliriz. Tamam, biz yapmayalım pazartesi. Herkes evde ama olsun. Dediğim gibi sonraki haftalar cumartesileri artık. Size sorayım, yapalım mı yapmayalım mı? Hocam bu soru çözümü ödev birin onu yapsak bir an önce ya. Soru çözümü mü? Soruların ödev birin hocam. Sizin yapamadıklarınız varsa ofis saatinde yapabiliriz. Ya, tamam, ben soru çözüm saati şeklinde olacak sanmıştım. Tamam, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. İstekler üzerine pazartesi ders olmasın. Bayram sonuçta. Gerekirse cumartesileri yarımşar saat uzun işleriz. Daha da fazla gerekirse dönem sonunda bir gün iki saat fazla ders işleriz. Bir gün ekstra ders işleriz. Telafi ederiz konuları. Zaten ya şu anda geride değiliz. Vizeler tarihi açıklanacak arkadaşlar. Bir zaman belirlenecek. Şu an bu hafta bizden vize isteklerini aldılar. Vize 1 ve vize 2'nin tarihi açıklanacak. Ne zamansa o zaman olacak. Ama vize bir ay, ilk vize herhalde bayramdan sonralar vizeler başlar. Ama vize bir ay sonra bile olsa konular aynı konular. Ekstra konu eklemeyeceğim yani. Benim başında duyurduğum konular olacak vize konuları. İlk 5 lecture'dan olacak vize konuları. İkinci ödevin ilk yarısını koydum. Onun sebebi ilk 5 lecture ile ilgili sorular var. İlk sınav erkenden çalışmak isteyen varsa ilk 2 ödevden sorular çözebilir, kitaptan soru çözebilir. Lablar 100 ile 140 puan arası olacak. Dolayısıyla dersimizde 100 üzerinden 5 ile 7 arasına denk gelecek. Toplamlarda 4 labın toplamı 125 olacak. Yani bir lab 25 5 puan olmak zorunda değil. Soruların puanını öyle ayarlarım ki 6 puan olurlar veya 6,5 puan olur. 4'ünün toplamı %25 olacak. Sınavda MATLAB kod falan olmayacak arkadaşlar. Sınav tamamen matematik. Dersin MATLAB'ı ayrı. Uygulamanız o sizin. Labda büyük ihtimal önümüzdeki hafta duyururum. Ondan sonraki haftada lab olur. Hocam yani, konular falan belli mi labdaki? Konuları da lab hazırlayınca büyük ihtimal duyururum ama hani dersteki konular olacak. Konu çok önemli değil. Özellikle konuya çalışmanız gerektiğini önden söyleyeceğim. O konuyla ilgili pratik yapın, elinizde kodlar olsun ki sınavda çok zaman harcamayın diye. O şekilde ilerleyeceğiz. Önümüzdeki hafta diyorum, sonraki hafta Lab 1'den başlarız. Şimdi derse başlayalım. Bugün konuyu bitirmeyi planlıyorum, Lecture 5'i. İlk sınava çalışabilirsiniz. Ödev 1'in cevap hattını yayınlarız.
Yapamadıklarınız olursa ofis saatinde gelip sorabilirsiniz. Onun dışında hani arkadaşlarınızla bir randevu alırsanız belli bir saatte yine soru çözümü yapabiliriz. Yani herhangi bir zamanınızdan soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında soruları kendiniz çözmeye çalışın. Çözemediklerinizi sorun. Soru çözümüne çok gerek yok çünkü bol bol örnek var aslında. Kitapta soru var, defterde var. Ara sınavı okul açıklayacak arkadaşlar. Okul açıkladığı tarihte yapacağız. Ama konular silibusta belirtilen yerler dahil olacak. Bayramdan sonra ara sınavlar başlar büyük ihtimal. Okul ne zaman açıklarsa o zaman olacak. Dolayısıyla bugün işleyeceğimiz için ara sınav konusunu. Eğer 10 gün sonra sınav varsa 10 gün sonra sınav yapacağız. Şimdiden hazırlanın. Herhalde ama okul bir ara sınavları duyuruyorsa herhalde bir hafta önce duyurur diye düşünüyorum. Ama hani benim elimde olan bir şey değil. Şimdiden ara sınavlara çalışın bu bayramda. Bu 10 günde. Ona göre hazırlanın. Sorunuz varsa ofis saatinde önümüzdeki hafta sorun. Ekstra ofis saati istiyorsanız buraya yatıp alabilirsiniz. Tamam. Webcam tahtayı gösteriyor. Soru varsa oradan çözelim diye. Şu anda PDF paylaştım mı arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. Geçen ders lineariteyi bahsetmiştik. Lineariteyi önemliydi. İspatını sormam ama bu dersin konusu yani kitapta yok en azından. Onun için ispatını sormam ama lineariteyi bilmek önemli. Matrislerle ispat yapmayı gördük. Basit bir ispat yapmıştık. Önemli olan şu matris operasyonuydu. Hani şu matris çarpımını row column cinsinden, bu da indeks cinsinden çarpımı. Bunları bilip ispatlarda kullanıyorduk. Mesela şöyle bir ispat yaptık. Sınav sorusu olabilecek bir soru. Blok matrisleri gördük. Blok matrisler genelde işimizi kolaylaştırır. Bu derste 5 puanlık bir soru çıkar çıkmaz. Genel olarak bilmeniz lazım. Kitapta birkaç soru var arada. Blok matrisinin çok bir esprisi yoktu. Bir matrisi birden çok matrisin birleşimi cinsinden ifade ediyorduk. Bu da işimizi kolaylaştırıyordu. Yani genel olarak matrisleri yorumlamanız çok önemli. Mesela demiştim işte bir şöyle bir matris var mesela. Bunun simetrik olması için her bir içindeki matrisin ne olması lazım mesela gibi. Zaten matrisleri anlıyorsanız böyle şeyleri de yapabiliyor olmanız lazım. Kitaptan böyle sorulara bakarsınız. Inverse üzerine uzun uzun durduk. Ne vardı? Bir inverse varsa unique'di. Inverse varsa neydi? Ax eşittir b'yi unique olarak çözebiliyorduk. Inverse yoksa da Ax eşittir 0'ın 0'dan farklı çözümleri vardı. Böyle şeyleri yorumladık. Sonra inverse almayı öğrendik. Inverse almayı anladığınızı düşünüyorum. Soru sormamıştınız çünkü. Neydi? Square matrislerin inverse'ü vardı. Ne zamandı? N tane pivotları varsa. Bu sınav için çok önemli olmayan inverse matrislerin determinantı sıfırdan farklı oluyordu. Mesela şöyle bir soru vardı. Inverse ile ilgili. Direkt inverse alın diye soru sormayacağım. Bir şey yapmanız için inverse almanız gerekiyorsa alırsınız. Genelde de zaten inverse almanız gerekiyorsa bir adım olarak basit bir, size çok zaman harcamayacak bir şey veririm.
olarak bunları görmüştük. Algae decomposition'u gördük sonra. Buradan başlayalım derse. Decomposition'lar ne yapıyordu? Bir maddesi birden çok maddesi cinsini ifade ediyordu. Factorization'da bir maddesin birden çok maddesinin çarpımı cinsini ifade ediyordu. Bu da işimizi kolaylaştırıyordu. Ne yapıyorduk? Analiz yapmayı veya işlem yapmayı kolaylaştırıyorduk. Örnek olarak gördüğünüz üzere göreceğiz. Determinant hesaplarken MATLAB aslında LU factorization yapıyor. Çünkü bu L ile U'nun determinantlarını almak çok kolay. A'nın determinantıyla L ile U'nun determinantları çarpımına eşit. Onu yapıyordu. Örnek olsun diye veriyorum. Amacımız şuydu. A'yı soldan eliminasyon matrisleriyle çarparak en sonunda upper triangular U'yu elde ediyorduk. Ama bu matrislerin çarpma sırasından dolayı çarpmaları kolay değil. Ama ilginç bir şekilde terslerinin çarpımını hesaplamak çok kolay. Dolayısıyla karşıya atıyorduk. Bu eliminasyon matrislerinin çarpımları da şu sıradan dolayı bu 2-1 ile çarpılıyor. Sonra 3-2 ile çarpılıyor solda. Sağda bu eksiden dolayı tel yerini değiştiriyorlardı. Önce 3-2 sonra 2-1 ile çarpılıyor. Bunun özelliği de lower triangular matrisinin tek özelliği eliminasyon matrislerinin zaten identity dışında, diagonal dışında sadece bir yerinde sıfırdan farklı bir ifade var. Onun işaretini değişmiş hali. Onların işaretini değişmiş hallerini yazıyoruz. Ve lower triangle çıkıyor. Yani tek yapmamız gereken eliminasyon adım adım yapmak. Her eliminasyonda normalde yazdığımız elemanın da eksilisini L'ye not etmek. En son çıkan maddesi de bu olacak zaten. Video ekranınızda büyüdü mü arkadaşlar? Büyümüş olması lazım. Büyümediyse yazın bana. Bu matris var. Tahta gözüküyor mu? Gözükmüyor hocam. Gözüküyor hocam. Şimdi daha iyi mi? Evet. Tamam. Şimdi bir lower triangular matrisin çarpımıyla yazacağız. Bir de upper triangular matrisi. Aslında bu lower triangular matris dediğimiz soldan eliminasyon yapıyoruz adım adım. O eliminasyonu yaptıkça bu matris U'ya dönüşüyor. Yani bu A matrisi şu U matrisi özünde A matrisini E'lerle çarpıp U'ya dönüştürüyoruz. Ama biz böyle yazmak yerine bu L'leri yazmayacağız. L ile çarpıp yani bunun inversiyle U'yu çarpıp A'ya dönüştürdüğümüzü düşünelim. Eliminasyon matrislerini inversiyle çarpıp U'ya dönüştürüyoruz. Nasıl olacak? Eliminasyon matrisi özelliği neydi? Diagramları bizdi. L'nin diagramları her zaman bir. Ve L'yle ortaya indir. U'da eliminasyon yapacağız. En son çıkan matris U olacak. Şimdi bir kere A'nın ilk satırı şunu yok edelim. Ne yapmamız lazım? Bir çıkartmamız lazım. O zaman buraya biri ekliyoruz. A'da nasıl bir değişiklik olur eliminasyon yaparsak? 1-1-0-0 iken 0-1-1-0 olur.
Ve şu satır aynı. Şurayla şura aynı. Ne oldu şimdi? Bir adım eliminasyon yaptım. Uzun uzun yazmamak için eliminasyona devam ediyorum. Şu elemanlar sıfırı elimine etmeyeceğim. Şimdi nereye elimine edeceğim? Yazayım. Şu anda şu çarpmayı yaparsanız A'ya eşit olduğunu görürsünüz. Eliminasyon yaptım, A bu oldu. Şimdi neyi elimine edeceğim? Şu 1'e elimine edeceğim, değil mi? 1'i nasıl elimine ederim? 3'ün ikisine eksi 1 yazarım. Kısacası 3'ün satırını 2'nin satırını çıkartırım. 3'ün satırını 2'nin satırını çıkartıyorum. Kaç katına gidiyorum? Eksi 1 katına. O zaman buraya 1 yazıyorum. Şimdi ne oldu bu? 0, 1, 1, 0 oldu. Şimdi şunu elimine edeceğim. 1 katını çıkartacağım. O zaman buraya 1 yazacağım. 0, 0, 1, 1 oldu. Şu anda eliminasyonumuz bitti. Yanlış yaptım. 1, 2, 1, 0, 1, 1 olacak. Buradan da bu şekilde. Şimdi eliminasyonumuz bitti. Bu upper triangle. L'de bu oldu. L'nin yazmadığım yerleri 0. Şu anda bitti. Bu L oldu. Sağ tarafta O oldu. Elde yüz decomposition denen bir şey var. Şimdi L'miz upper triangle'dır. Mesela L'nin determinantı ne? Çok kolay. 1. Diagonalların çarpımı. U'nun 2. Diagonalların çarpımı. Ama U'nun diagonalları her zaman 1 olmak zorunda değil. L'ninki 1 ama her zaman. İşte öyle bir şekilde ifade etmemiz gerekirse U'yu D ve U'nun çarpımları diye parçalıyoruz. Yani LU'yu buluyoruz. Bulduktan sonra U'yu DU diye parçalıyoruz ve LU decomposition elde ediyoruz. Nasıl parçalıyoruz? Diagonalları 1 olacak şekilde. Mesela A'nın decomposition'u şu olsun. Bunun ilk satırını 2'ye bölersek ne olur? 1'e yarım olur. D'nin buraya da 2 yazıyoruz. Hocam, İkinci satırı... Paylaşımını açmadım sanırım. Ama... Efendim? Ekran paylaşımını açmadım. Evet. LU decomposition. LU decomposition yapıyoruz. Sonra U'yu DU diye 2'ye ayırıyoruz. L aynen kalıyor. LDU oluyor. O da şu şekilde. L'miz bu. U'muz bu. Öyle bir diagonal matrisle çarpayım ki onun diagonalları 1 olsun. Nasıl olabilir? Onun diagonalı 1 olması için şuradaki 2'yi 2'ye bölmemiz lazım. O zaman biz de D'nin diagonalının şurasına 2 yazıyoruz. İlk satırı da 2'ye bölüyoruz. Onun ikinci diagonalının 1 olması için 5'e bölmemiz lazım. D'ye 5 yazıyoruz. Onun ikinci satırını 5'e bölüyoruz. Örnek üzerinden yaparız. Alttaki örneği çözmüş müydüm? Başka örnek yok. Bir daha çözeyim.
Şimdi L'nin değerli olanı 1 olacak. Evet. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ha tamam hocam. Ekranınızda PDF vardı da videoda biz çözümümüzü göremeyiz diye bugün alabilir misiniz diyeceğim. L'nin değerli olanı 1 olacak. Şimdi şu 4'ü elimine edersek ilk satırın ilk katını çıkartmamız lazım. Eksi 2. O zaman buraya 2 yazıyorum. Ne oldu eliminasyon sonunda? 0, 2, 0 mı oldu? Şu 6'yı elimine etmek istersem 3 katını çıkartıyorum. Eksi 3 katıyla toplayacağım. O zaman buraya 3 yazıyorum. Şimdi ne oldu? 0, eksi 4, 4. Şimdi bu LU. Bunu bir adım daha ilerletelim. Bir adım daha ilerletirsek şimdi A'yı elimine ettik buraya geldik. Bu matristen bir adım daha elimine edelim. Ne elimine edelim? Eksi 4. Eksi 4 elimine edersek ne yapmamız lazım? İlk satırın ilk katını toplamamız lazım. O zaman buraya eksi 2 yazıyorum. Yeni satırımız ne oldu? Artık bu olmadı. Eksi 2 katını, pardon 2 katını toplarsak 0, 0, 4 olur. Şimdi bu U, bu L, bu U. Şimdi bunu şöyle yapacağız. L, D, U cinsinden yazacağız. D'miz değerli olan maddesi olacak. U'nun değerli olanları ne? 2, 2, 4. O zaman 2, 2. 4 ile çarpacağız. İlk satır L'nin, U'nun zaten amacımız değerli olanları 1 yapmaktı. Ne olacak? İlk satırı 2'ye böleceğiz. 0'a 0.5. İkinci satırı 2'ye böleceğiz. 1'e 0. Üçüncü satırı 4'e böleceğiz. 1. Şu çarpma işlemi yaparsanız şunu görürsünüz. Aynen şu U çıkar. Neden? Şununla şurası çarpılıyor. 2. Şununla şurası çarpılıyor. 0. Şurayla bura çarpılıyor. 1. Şurayla şura çarpılınca 0. İkinci satırla ikinci sütun çarpılınca 2 gelecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Şu anda ne oldu? LDU decomposition yaptı. Bu da bu şekilde. Var mı soru sorun? LDU decomposition da bu şekilde. Şurada U'yu D U'yu ayırmayı şurada gösterdim indeks olarak. Çok hani indeksler önemli değil. Şurada da bir örnek var. Cevabı da MATLAB'dan kontrol edebilirsiniz. Quiz sorusuydu bu önceden. Bir de çok önemli olmayan P eşittir LU decomposition var. Şimdi A'da row exchange yapmamız gerekmiyorsa LU decomposition oluyor. Row exchange yapmamız gerekiyorsa o zaman aslında ne oluyor A'nın? İki row'unu diğer değiştiriyor. Değil mi? Dolayısıyla A'yı L ve U'nun çarpımı cinsinden ifade edemiyoruz. Dolayısıyla A'nın LU decomposition olmuyor. A'nın LU decomposition olmuyor. Ama A'nın rollarının değiştirilmiş olarak elde edilen matrisin LU decomposition olabilir. Burada da mantık şu. Normalde P'lerle çarpıyoruz. Bu P'lerle adım adım çarpmak yerine eliminasyonda hepsini birden hesaplayıp tek bir tane permütasyon matrisi bulabiliriz. O yeni permütasyon matrisiyle de en başta A'yı P ile çarparız. Yeni bir matris elde ettik. A' diye düşünün. Bu A' nasıl bir matris? Row exchange gerektirmeyen matris değil mi? O zaman bu
A prime'in yani PA'nın eliyodik kompozisyonu var. Onu da bulabiliriz. Yani eliyodik kompozisyonu olmuyorsa eğer A'nın permütasyon ihtiyaçlarına bakıyoruz. En başta A'yla o permütasyon matrisini çarpıyoruz ve room exchange'i getirmeyen bir matris elde ediyoruz. PA. Sonra PA'dan PA'nın eriyodik kompozisyonu buluyoruz. A'nın değil, PA'nın. Bunu yani sınavda falan sormam çünkü işlem yapacaksınız. Row exchange'i gerektiğini göreceksiniz. Sonra row exchange'e göre permütasyon matrisiyle baştan çarpıp A'yı tekrar elde edip tekrar LU yapacaksınız. Aslında bir esprisi yok. PA'nın yani şu matrisin eriyodik kompozisyonu hesaplamayı biliyorsunuz. Tek esprisi bu. Genel olarak gösteriyorum. Bu da bu şekilde. LU decomposition önemli. Zaten çok zor değil hesaplamak. Hani bu derslik bir kere hani sonra da unutacak da olsanız LU decomposition hesaplamayı göreceksiniz. Onun dışında LU bu kadar. PA o kadar kritik değil dedim. Mesela A'mız bu olsun. Row exchange olduğundan LU decomposition yok. Ama A'nın row exchange edilmiş hali yani şu. Şu halinin LU decomposition'ı var. Yani şöyle düşünün. Analiz yaparken A'yı A'nın analizini L ve U cinsinden yapmıyorsunuz. P, L, U cinsinden yapıyorsunuz. A'yı P ile çarpıp çıkan maddesinin LU'sunu hesaplıyorsunuz. Sonra P, L, U cinsinden analiz yapıyorsunuz. P maddesi de permütasyon maddesi. Onun da çok düzgün kuralları var. Rahatlıkla mesela şu ifadede A'nın determinantını hesaplamak çok kolay mesela. Göreceğiz. Yani determinant önemli değil bu sınav için. Sadece örnek olsun diye veriyorum. Sorusu olan var mı? Tamam, o zaman 5. üniteye başlayalım. 5. lecture'a. Transpoz ve permütasyonlar var bu ünitede. Transpozu biliyoruz. Mesela A'nın transpozu B olsun. Kuralımız neydi? B'nin İJ ince elemanı A'nın J ince elemanıyla oluyordu. Şöyle gösterebiliriz. Yani alıyorduk, row'lar kalın oluyordu, kalınlar row oluyordu. Yer değiştiriyordu. Matris dönüyordu yani. M'ye neylik bir matris ise transpozu N'ye meylik bir matris. Onu görüyorsunuz. Kurallara bakalım. A artı B. A ve B nasıl matrisler olsun? M'ye neylik matrisler olsun? O zaman transpozları ne olur? N'ye meylik olur. Normal transpozları toplayabiliriz. Gördüğünüz gibi boyutları düşüyor. A, B, M'ye neylik ve N'ye Q'luk matrisler olsun. Çarpımları ne olur? M'ye Q'luk olur değil mi? O zaman transpozun olması lazım. Q'ya meylik olması lazım. Kuralımızda şu. Transpozda inverse'deki gibi sıra değiştiriyorlar çarpmada. B transpoz A transpoz oluyor. Ne oldu? B, NQ'dan Q'ye N'ye dönüştü. A, M'den NM'ye dönüştü. Gerçekten de bunu çarparsak şu N'ler içteler görüyorsunuz. Boyutlar üşüyor. Q, M olur. Gördüğünüz gibi boyutlar düzgün giriyor yani. A, B transpoz yaparken sıra değişiyor. B transpoz A transpoz. Bir diğer kuralımız inverse'ün transpozu transpozun inverse'ine eşit. İspatı şurada. Inverse'ün transpozu transpozun inverse'ine eşit. Inverse ile ilgili bir ispat var. Inverse ile ilgili bir ispat varsa birkaç yöntem yapabiliriz. Birincisi hani bir eşitlik bulup
İki tarafın inverse'ünü alabiliriz. Veya yapabileceğimiz bir diğer şey inverse'ün tanımı. Genelde ispatları tanımlardan gideriz. Hani öyle düşünebilirsiniz. Yani inverse'ün tanımı ne? Bu ifade. O zaman bu ifadeden başlayıp işlem yaparsak inverse ile ilgili bir kural bulabiliriz. Bu ifadeyi aldık. Neyi ispat etmeye çalışıyoruz? Inverse'ün transpozunu ispat etmeye çalışıyoruz. O zaman iki tarafın transpozunu alalım. Identity'nin transpozu nedir? Identity'dir. Düşünürseniz diagram matrisinin transpozu diagramdır. Ve kendisidir. Sol tarafın kuralı ne olacak? A-1'in transpozu. Sonra A'nın transpozu. Şimdi sağdaki ifadeyi, şu ifadeyi elde ettim. Şimdi sol taraf şuydu, şurası. Çok düzgün. O zaman sol tarafı yalnız bırakırsam istediğim eşitliği bulurum. Ne yapmam lazım? A transpozun inverse'ü sağdan çarpmam lazım. Sağdan A transpozun inverse'ü çarpıyorum. Şurası ne oldu? Identity oldu, gitti. A-1'in transpozu kaldı. Sağda da A transpozun inverse'ü kaldı. Demek ki ifade doğruymuş. Bu da bu şekilde. Şimdi AX neyi çok iyi biliyoruz. A'nın sütunlarının lineer kombinasyonu. AX'in transpozunu alırsak ne olur? Düşünürsek şu ifadenin transpozu alınır. Yani bu ifade neydi? Bir vektördü. Bu vektör sütunların lineer kombinasyonu. O zaman bunun transpozu ne olur? Şöyle bir vektörse şöyle bir rho olur. Yine bu sütunların lineer kombinasyonu olması lazım mantıken. Ama yan yana ifade edilmesi lazım düşünürseniz. Bakalım. AX transpoz pardon. Ne olacak? X transpoz A transpoz olacak. X transpoz bu. A transpoz nedir? Rowlarımız A'nın kalınları olacak. Bu şekilde. Şimdi bunun çarpımı nedir? X1 ile A1 transpozun, X2 ile A2 transpozun çarpımı şeklinde yazılabilir. Şimdi ne oldu? Her biri şu ifadelerin bir rol vektör yani. Bu ifadelerin lineer kombinasyonu oldu. Bu ifadeler ne? A transpozun rolları. Yani A transpozun rollarının lineer kombinasyonu oldu. Gerçekten de A'nın kalınlarının lineer kombinasyonu. Şimdi bunun farkı ne? Aslında bunu gördük. Ne demiştim? AX varsa A'nın sütunlarının lineer kombinasyonu. Burada ne var? X transpoz A transpoz var. Bunu BA diye düşünün. Bunu şöyle BA diye düşünün. X transpozu B, A transpozu da isim vereyim veya X, Y diye düşünün. X transpozu X, A transpozu Y diye düşünün. Ne demiştim? A, X yapınca veya şurada X, Y yapınca ne oluyordu? Şunun kalınlarının lineer kombinasyonu. Şuna göre neydi? Y'nin satırlarının lineer kombinasyonu. Burada da onun örneğini yaptık aslında. Yeni bir şey öğrenmedik. A transpozun satırlarının lineer kombinasyonu çıktı. A transpoz zaten ikinci matris. İkinci matrisin satırlarının lineer kombinasyonu sonuç. Onun örneği yani. Sadece bu şekilde transpoz örneği olsun. Aynı zamanda matris analizi örneği olsun diye
gösterdik. Bu da bu şekilde. Aynısını maddi çarpım için yerleyebiliriz. Burada vektör diyoruz. Ama önemli değil. Dolayısıyla aslında önce geçen ders öğrendiğimiz kuralı tekrar ettik şu anda. AB çarpımında A'nın sütunlarının B'nin satırlarının rekombinasyonu oluyor sonuç. Bu ifadeyi görmüştük. Dot product neydi? X transpoz Y'ydi aslında. X Y transpozda düşünürseniz X'imiz şöyle bir vektör, Y transpoz böyle. Çarpma yaparsanız neyi neydi? Bir matris çıkar. Bu matrisin her bir satırı neydi? X'in katıydı. Her bir sütunu neydi? Y'nin katıydı. Pardon, her bir sütun X'in katı, her bir satırı Y'nin katı. Dolayısıyla da sadece bir tane linear independent vektör olduğu için rank one matris oluyor. Soru yok herhalde. Simetrik matrisleri görmüştük. Bir simetrik matrisin özelliği neydi? Transpozu kendisine eşit olacak. Tanım olarak şu şekilde tanımlayabiliriz. İkinci tanımımız da şu. Bir matrisin AIJ'nin elemanı AJ'nin elemanı eşitse o zaman ne oluyordu? Simetrik oluyor. Veya transpozu kendine eşitse simetrik oluyor. Bu şekilde tanımlıyoruz simetrik matrisi. Inverse simetrik matrisin tersi de simetriktir. Bunu nasıl ispatlayacağız? Simetrik matris ispatlarını şöyle yapacağız arkadaşlar. Mesela örnek olarak X eşittir BA artı CD falan filan. Bunun simetrik olduğunu ispat etmek istiyoruz. O zaman neyi göstermemiz lazım? X transpozun X'e eşit olduğunu göstermemiz lazım. Şöyle yapıyoruz. X transpozu alıyoruz. Bu ne? Şuradaki ifadenin transpozu. Bunu işlemler yapıyoruz. En sonunda sadeleşip şu ifade geliyor. Ve evet diyoruz. Bu X'e eşitmiş. X transpozdan başladık. İşlem yaptık. X'e ulaştık. X transpoz X'e eşit. Ne demektir bu? Simetrik demektir. Bu işlemleri yaparken X transpoz X'e eşit çıkmazsa ne olur? Simetrik değil çıkar. Normalde tersini ispat etmek için, yanlış olduğunu göstermek için örnek vermek yeterdi. Bu konuda örnek vermenizi tavsiye etmiyorum. Ödev sorusunda da yazdım. Çünkü ispat etmeye çalışıyorsunuz. Sonra ispat ederseniz ispat çıkıyor. İspat edemezseniz zaten disprove etmiş oluyorsunuz. Şimdi bir şeyin örnek verebilmeniz için ilk önce simetrik olup olmadığını anlamanız lazım. Simetrik olmadığından eminseniz örnek verebilirsiniz. Ama simetrik olmadığından emin değilseniz örnek verip bakmak için uğraşırken süre gidecek. Sonra örnek bulamayacaksınız. Sonra ispat etmeye çalışacaksınız. O kadar süreniz boşuna gidecek. Bu adımları işleyince zaten ispat etmiş oluyorsunuz veya direkt disprove etmiş oluyorsunuz. Yani şunu yapabilirsiniz. Mesela bu anlayamadınız mı simetrik mi değil mi? İki ikilik basit matrisler üzerinden bakıp gerçekten sağlıyor mu diye bakabilirsiniz. Veya mantıken düşünürsünüz hani nasıl benziyor. Çünkü zaten ödev sorularını çözeceksiniz. Çözdükçe simetrik mi değil mi diye daha rahat anlamaya başlarsınız. Ama en kolay ispatı yapmak. Bu arada bir şey prove edecekseniz bir örnek yeterli. Ama prove edecekseniz 3 üçlük bir matris örneği göstermeniz hiçbir anlam ifade etmiyor. Onu özellikle söyleyeyim.
Mesela 3'e 3'lük bir matris üzerinde ispat ettiniz. Tamam ama 4'e 4'lük matrisler de sağlıyor mu? Nasıl bileceğim? Enlik matrislerde ispat ettiniz. Enlik matrislerde sağlıyor mu? Onu nasıl bileceğim? Dolayısıyla genel olarak ispat etmeniz lazım. Ya benim derste gösterdiğim gibi yaparsınız. Ya da onu yapamadınız. Enlik bir matris üzerinde tüm değişiklikleri yapıp sağladığını göstermeniz lazım. Enlik genel bir matris üzerinde göstermeniz lazım. Hiçbir şey yapamıyorsanız onu yapmayı deneyebilirsiniz. Ama genelde hani benim gösterdiğim yöntemlerden rahat çıkabiliyor aslında. Evet arkadaşlar, bir şey disprove etmek için counter example vermeniz yeterli. Çünkü ispat demek her şey için sağlıyor demektir. İspat için her şey için olması lazım. Dolayısıyla bir durum için uymuyorsa zaten yanlışlığı göstermiş oluruz. Eski bir soru var. LU decomposition bulurken iki kat ile toplarken neden eksik yazıyoruz? Sebebi şu arkadaşlar. Eliminasyonda neydi? EA eşittir bir şey hesaplıyoruz. Bu eliminasyonda ne yazıyorduk? Mesela iki katıyla topluyorsak buraya 2 yazıyorduk. Ama bunun tersi neydi? Tersinde şuradaki sayının işareti değişiyordu. Eksi 2 oluyordu. Dolayısıyla bu E eksi 1 şuradaki matris L ne? Eksi 1'lerin çarpımı zaten. Dolayısıyla biz işareti değiştiriyoruz L'yi hesaplarken. Aslında kısa yoldan tüm eliminasyon matrislerinin tersini çarptık L'yi bulurken. Ama çarpmak L'yi bulmak kadar kolay. Ondan eliminasyon yaptığımız ifadelerin eksisini yapıyoruz hep L'yi hesaplarken. Eski notlara bakarsınız. Anlamadıysa ofis saatinde detaylı anlatırım ama şimdi vakit kaybetmeyeyim diye geçen ders anlattım diye anlatmayacağım tekrar. Bu şekilde. L'yi hesaplamak bu şekilde kolay. Yani nereden geldiği biraz karışık. Onu da tekrar edersiniz. Sorun değil L'yi anladıysanız. Demek ki ne yapacağız? Neyi ispat etmeye çalışıyoruz? Inversion'un simetrik olduğunu. O zaman inversion'dan başlayacağız. Transpozunu alacağız ve neye ulaşacağız? Inversion'a ulaşacağız. Bunun transpozunu alalım. Şu kuraldan dolayı A transpoz inverse oluyor. A transpoz ne? A simetrik olduğu için A transpoz A'ya eşit. O zaman ne oldu? A eksi 1 oldu. Inversion transpozundan başladık. Inverse'a ulaştık. İspatımız bitti. Şu anda simetrik olduğunu ispat ettik. Normalde yani bu şekilde soru zaten ikinci ödevin ilk sorusunda var bu. Bu şekilde ispatlar yapacaksınız. Yapamadıklarınız olursa sorarsınız. Altta başka bir soru var. Bunun ispatını şu şekilde yapacaksınız. Herhangi bir matrisin kendisiyle transpozunun çarpımı veya transpozuyla kendisinin çarpımı simetriktir. Hangi matris olursa olsun. Şimdi bir matris aldınız. Mesela R, R transpozu A diyelim. A'nın J'inci elemanını hesaplayacaksınız. Sonra J'inci elemanını hesaplayacaksınız. Burada İJ ve J'yi için hesapladığınız için herhangi bir eleman için doğru olacak bu. Generik bir şey çünkü. Ve ne çıkacak? İJ'nin J'ye eşit olduğu çıkacak. Oradan da bir R'yi satırlar veya sütunlar cinsinden gösterip transpozuyla çarparsanız İJ'nin eleman ne demektir? İlk maddesinin row'uyla ikinci maddesinin kalanının dot product'ı.
Mesela şey olsun. İC, İ küçüktür. C olsun. O zaman bu ne demektir? İ küçüktür C. Bir de İ, A, İ, A, C, İ olsun. Yine İ küçüktür C olsun. Zaten formül aynı. İlk maddesinin ininci satırı, ikinci maddesinin C'nci sütununun dot product'ı. Buradan ifadeyi alıp direkt eşit olduğunu göreceksiniz. İspat olacak. Yani matrislerle oynayın diye ben yapmıyorum, siz yapın. Göremezseniz ofis saatinde çözeriz. Ama genel olarak simetrik matris ispatımız bu olacak. Yani bir matristen başlayıp transpozundan yapıp ispat göreceğiz. Ama sınavda şu şekilde de sorular olacak. Hani bir matrisi alıp indekslerini analiz edip bu şekilde indekslerinden bir şeyin doğruluğunu veya yanlışlığını ispat etmeniz istenebilecek. Dolayısıyla matrislerin indeksleriyle uğraşmayı bilmeniz lazım. Mesela ne gibi? İşte A, B, C örneğin ne örneği vardı? A, B, C A, B, C mesela ödevde bu var sana. Bu gibi manipülasyonları yapabilmeniz için indekslerde neyin olup bittiğini anlamanız lazım. Genel olarak da bunlar çıkabilir. Soru çözdükçe pekişir. Şimdi bu ifadenin örneği. R'miz bu. R, R transpoz bakıyoruz. Simetrik. R transpoz, R simetrik. İspatını da siz yapacaksınız. Dediğim gibi buradaki kuralları ben size farkındaysanız bir sayfada 5 tane kural var. Bu kuralların hiçbirini ezberlemeyeceksiniz. Mantığını bileceksiniz. Sınavda şu kuralı ispat et dersem ispat edersiniz. İspat etmeniz gerekmiyorsa kuralları kullandıkça öğreneceksiniz sen zaten. Önemli de hangisi olduğu belli zaten. Özellikle üzerine durdukları. Yani çok detaylı bir kural ezberlemeyin sakın. Kuralların mantığını bilin ama. Çünkü mantığıyla düşününce zaten kural kendiliğinden çıkıyor. Mesela burada da bir kural var. Kesinlikle ezbere bilmeyin. A simetrik bir matrisiymiş. Aynı zamanda AU decomposition'ı varmış. Yani ne demek istiyor? Row exchange'e gerek yok. O zaman şöyle bir eşitlik oluyor. Yanlış yazdım herhalde. Yanlış yazmışım. Şimdi oldu arkadaşlar. A L düğü. Bu ifade U transpoz D L transpoz eşit. Şuraya yazayım. Evet, anlaşılıyor herhalde. Yani ne demek? L U transpoz eşit. U L transpoz eşit. U L transpoz eşitse iki tarafın transpozunu alırsak ne olur? U transpoz eşittir. L olur. Düşünürseniz bir şeyin transpozunun transpozu kendisidir. Onu kural olarak vermemiştim. Şimdi vereyim. L'nin transpozunun transpozu L. Onun transpozu U. Şimdi bakalım nasıl olacak.
A, LDU'ya eşit. O zaman A transpoz nedir? U transpoz, D transpoz, V transpoz olur. Simetrikse, A simetrikse, bu ifadelerin çarpımı da simetrik. O zaman U transpoz, D transpoz, V transpoz, LDU'ya eşit. Şunu biliyoruz, D diagonal bir matris. D diagonal bir matris ise nedir? D'nin transpozu D'ye eşittir. Yani D simetriktir. Diagonal matrisi her zaman simetrik. O zaman ne oldu? Bu ifade aslında şu anda. L şu ifade U transpoz D L transpoz oldu. Bu şu ifadeye eşit. Bu ifadeyi her durumda eşit olması için ne olması lazım? L'nin U transpoza, onun da L transpoza eşit olması lazım. Yani şu. Zaten bu ikisi aynı şeyi söylüyor. Bir tanesinin transpozunu alırsanız L'ni elde edersiniz. Bu şekilde basit bir ispat aslında düşünüyorum. Var mı sorusu olan? O zaman bu sayfayı bitirelim, sonra verelim. Bu konu transpozlarda simetrik matrisi gördük sonra. Şimdi permütasyonlarla ilgili bir ufak bir şey daha göreceğiz. Permütasyon matrisi neydi? Her satırda bir tane 1 var, diğerleri 0. İkinci tanımı, her sütunda bir tane 1 var, diğerleri 0. Row exchange matrisi neydi? Identity'den iki row'u yer değiştiriyorduk. Row exchange matrisi elde edildi. Yani bir soru var bu D ile ilgili. Şimdi, upper triangular matrisin simetrik olamaz zaten, değil mi? Bir matris düşünün. Şunlar diagonalları. Mesela bu upper triangular olsun. Şurada 3 yazıyor. Şunların hepsi 0 ama. Değil mi? Simetrik olabilir mi? Olamaz. Aynı şekilde lower triangular matris simetrik olamaz. Ama diagonal matrisin özelliği ne? Bir tek diagonallarla sayı var. Diğer her yer 0. Diagonalında ne yazarsa yazsın. Simetrik düşünürseniz. Dolayısıyla diagonal matris simetrik. Ama upper veya lower triangular matris hiçbir zaman simetrik değil. Permütasyon matrisleri neydi? Identity'yi aldık. İki satırını yer değiştirdik. Row exchange elde ediyorduk. Bu permütasyon matrisinin özel haliydi. Permütasyon matrisinde satırlar, sütunlar istediği kadar karmaşık olabilir. Mesela burada gördüğünüz gibi 2, 3, 4 hepsi yeri değişmiş. Ama özelliği ne? Her satırda ve sütunda bir tane 1 var, diğerleri 0. Şimdi kaç farklı permütasyon matrisi olabilir? Çok önemli değil dersimiz için ama anlatayım. İlk satırda n tane farklı yer var. Bu yerlerden birini seçtik ve 1 yazdık. Şurası. Şimdi ikinci satırda kaç tane farklı yere bir gelebilir? Artık ilk sütuna bir gelemez. Çünkü permütasyon matris kuralını ihlal eder. N-1 yere bir gelebilir. Kalan N-1 yerden bir tanesini seçtik. Sonra üçüncü satırda N-2 yere bir gelebilir. Bu şekilde bu kadar farklı seçim yapabiliriz. Oradan da n faktöriyel farklı permütasyon matrisi çıkıyor. Şimdi permütasyon matrisinin bu öncelikle ilgili olan kısmı. Permütasyon matrisinin inversi nasıl bir matris? Ona bakalım. Şimdi P permütasyon matrisi. P ile P-1 çarpacağız, aydınlık elde edeceğiz. Çarpma kuralı neydi?
Rolla kalemin dartboard attı. O yüzden P'nin satırlarına x'ler diyeyim. P-1'in de sütunlarına y'ler diyeyim. Şimdi ne olması lazım? x1 ile y1'in dot product'ı 1 çıkmalı. Peki x1 ile y2'nin dot product'ı ne çıkmalı? 0. x1 ile yn 0. x2 ile y2'nin dot product'ı ne çıkacak? 1. x2 ile 2 olmayan herhangi bir sütunun dot product'ına çıkacak? 0. O zaman kuralımız şuymuş. XI ile YI'nin dot product'ı 1. XI ile YI'ye eşit olmayan J'ye eşit olmayan bir sütunun dot product'ı 0. Bu arada zaten ödev sorunuz. Ödev sorunuzun çözümü oldu bu. Dolayısıyla bunun kuralımız bu. Bu kuraldan yola çıkarsak XI'nin tüm elemanları 0, bir tanesi 1. O zaman XI şöyle bir şeyse Y'nin XI'ye tamamen eşit olması lazım ki dot product'ı 1 olsun. Başka türlü dot product 1 olamaz. Ve bu kuralı yaptığınızda şu ikincisi de sağlanıyor. Niye? Çünkü mesela x1 var. x1 y1'e eşit. y2'nin özelliği ne? x1'de burası 1 ise y2'de başka bir yerde olacak. Dot product'lar her zaman 0 çıkacak. O zaman inverse neymiş? Inverse'ü x1 y1'e eşit. x2 y2'ye eşit. Inverse'ü direkt transpozuymuş. Bu kural ne diyordu? Permütasyon matrisinin inverse'ü permütasyon matrisidir. Ben size bir adım ilerisini söyledim. Permütasyon matrisinin inverse'ü onun transpozudur. Mesela bunu ezbere bilmeniz çok şart değil ama böyle bunu ispat edin dersem ispat edebiliyor olmanız lazım. Öyle düşünün. Yorumlayabiliyor olmanız lazım yani böyle ifadeleri. Sorusu olan var mı? Şimdi x1 ile x1 ile y1'in dot product'ı 1 olacak. x2 ile y2'nin dot product'ı 1 olacak. Niye? Çünkü identity. O zaman x2 ile y2'nin dot product'ı 1 olmalı. Peki i j'ye eşit değilse ne olacak? Mesela x ile yj ne olacak? x2 ile mesela y1. Cevap ne olmalı? 0. O zaman x ile y'nin dot product'ları 0 olacak. Bu zaten aslında her matris için geçerli bir kural. Düşünürseniz. Bu soruya özel ise x'lerin bir özelliği var. Bir elemanı 1, diğer elemanları 0. Bununla hangi vektörün dot product'ı bilerek? Bununla tek bir vektörün dot product'ı bilerek. O da şu. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ancak bunun dot product'ı bilerek. Bu bariz zaten. XI ile YI'nin dot product'ı 1 olmalıydı. Neyi bulduk bu? XI permütasyon matrisinden de olduğu için, yani şöyle bir kural olduğu için XI YI'ye eşitmiş. Yani genel olarak şunu yorumladık. Permütasyon matrisinde de özel bu çıkıyor. X'i Y'ye eşit ne demek? P'nin satırı P-1'in sütununa eşit demek. Yani P-1'in sütunu P'nin satırı. O zaman P-1 P'nin transpozu. Şurası permütasyon özel. Sol taraf herhangi bir matrisi özel. Tamam. Burada kalalım arkadaşlar. 40 geçe başlayalım. Ben şimdi bir yarım dakika durayım. Sorunuz varsa toparlayıp sorun diye. Yarım dakika, bir dakika durayım.
Kaç saat kalmış? Hocam 3 saat mi olacak bugün? Hayır. 5 sayfamız kaldı. 5 sayfanın zaten hızlı geçecek bir 5 sayfa. Tamam. İhtimal 50 dakika 1 saatte biter. Tamam hocam. Ramazan uzatmamak lazım. Olabildiğince erken bitirmeye çalışırım. Sonraki sayfa zaten sadece 2 tane soru var. 3 sayfa konuş deyip 2 soru çözüp bitireceğiz. O zaman 7 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Bu arada dördüncü dersin notlarını düzeltilmiş halini koydum. Bu dersten sonra da beşinci dersin tekrar yüklerim. Ufak düzeltmeler yapıyoruz ya derste. Bu halini koyarım dersten sonra. Şimdi üçüncü üniteye başlayacağız. Üçüncü ünitenin birinci bölümü çok önemli. Özellikle üçüncü ünitede ne olup bitiyor, konular nereden geliyor anlamak için çok önemli. Altyapıyı oluşturacak. Onun için bugün üzerinde uzun bir süre duracağız. Vector space ve subspace üçüncü ünite. N-dimensional space, kısaca alan diye gösteriyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Tüm n boyutlu vektörlerden oluşuyor. Yani tüm n tane komponent olan vektörlerden oluşuyor. Bunu n-dimensional space diyoruz. Bu ders önemli değil. Parametresi kompleks ise Rn değil, Cn deniyormuş. Örneğin, şu matris RD uzayının içinde. Pardon, şu vektör RD uzayının içinde. Bunu biliyoruz. Bunu aslında şu şekilde tanımlayabiliriz. RD uzayından herhangi bir vektör kümesi alsak. Herhangi bir vektör kümesi olacak ama. Yani tüm aldığımız kümeler için doğru olacak bu. Bunların lineer kombinasyonu da her zaman bu uzayın içindedir. Şimdi vektör space'de tanımı tam olarak bu. Vektör space'den, bu arada adı vektör space, vektörlere özel bir şey değil bu. RN dediğimiz vektörlere özel bir şey ama vektör space vektörlere özel değil. Bu vektör space'den herhangi bir alt küme aldığımız, bu alt kümenin lineer kombinasyonu yine bu kümeye dahildir. Bir küme düşünelim. O kümenin içinden bir herhangi bir eleman veya küme aldık. Bunların lineer kombinasyonu da bu kümenin içindeyse vektör space oluyor. Ama herhangi bir kombinasyon için bir örnek bulursanız ki o lineer kombinasyon o vektör o kümenin içinde kalmıyorsa o vektör space değil. Tanım bu. Lineer kombinasyon neydi? Vector addition ve scalar multiplication. Buna closed under addition deniyor. Bu özellikleri sağladığında. Önemli değil bu. Sadece kitapta yazdığı için söylüyorum. Ama ne olması lazım? Vector addition ve scalar multiplication kuralının sağlanması lazım. Vector addition ne? Herhangi iki vektörün toplamı vektörü yine bu kümenin içinde olacak. Scalar multiplication'ın herhangi bir vektörün scalar katı bu kümenin içinde olacak. Bu iki kural sağlanıyorsa o zaman herhangi bir setin lineer kombinasyonunu alırsak da yine bu setin içindedir. Bunu direkt söyleyebiliriz. Herhangi iki vektör için toplamın, herhangi bir vektör için çarpımının içinde olduğunu göstermemiz yeterli. Bu iki kural sağlanıyorsa da şu üçüncü kuralda sağlanması lazım. Niye? Çünkü sıfır her vektörün lineer kombinasyonu. Dolayısıyla sıfır her vektör space'in içinde bulunması lazım. Çünkü içinden bir vektör aldık. Lineer kombinasyonu da sıfır her zaman elde edebiliriz. O zaman bir küme sıfırı içermiyorsa direkt ona vektör space değil diye kısa yoldan çek edebiliyoruz. Dolayısıyla 1, 2'yi çek etmemiz yeterli. 3'ü de hızlıca çek ediyoruz. Sebebi 3'le vektör space olmadığını çok rahat anlayabiliyoruz. Bu 3'ü varsa o zaman bir küme vektör space oluyor. Ama bu vektörlere özel bir durum değil. Örneğin tüm reel sayılar, tüm reel fonksiyonlar kümesi. Mesela düşünün x, x kare, x küp, x üzeri n. Böyle sonsuz tane
fonksiyon üretebilirim değil mi? Hepsi de birbirine independent. Ne oldu? Sonsuz boyutlu bir vektör space oldu. Ama bunların lineer kombinasyonu yine içinde. Veya sıfır. Tek bir elemanlı bir küme. Bir tek sıfır içeriyor. Sıfırın lineer kombinasyonu nedir? Sıfırdır. İstediğiniz skalarla çarpın, kendisiyle toplayın sıfır. Sıfır elemanı mı kümenin? Elemanı. O zaman sıfırdan oluşan küme vektör space. Bunun da boyutu sıfır. Bunun boyutunun sıfır olduğunu bileceğiz. Set of zero vektör bir vektör space. Genel olarak da vektör space'lere subspace diyeceğiz. Subspace demek yine bir vektör space demek. Ama başka bir kümenin alt kümesi. Örneğin zero vektör. Zero vektörden oluşan küme nedir? Aslında R'nin bir alt kümesidir. Buna subspace deniliyor. Subspace dediğimiz aslında vektör space ile aynı şeyi düşün. Dolayısıyla. Sadece sub diyerek, subspace diyerek bir space'in alt kümesi olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla subspace tanımı önemli. Subspace deyince direkt vektör space anlayacağız. Tüm vektör space kuralları sağlıyor anlayacağız. Örneğin R3. R3 bir vektör space'tir değil mi? Bunun alt kümeleri de vektör space ise subspace'tir. Mesela 0 vektör, boyutu 0, subspace. Bir line eğer 0 vektörden geçiyorsa, 0 vektörden geçmesi niye önemli? Orijinden geçmesi. Sıfır içermesi lazım olayın. Bir line üzerine bir nokta aldık. Çarparsak ne olur? Hep olayın üzerinde hareket ederiz. Ama şu kuralları içermesi için orijinden geçmesi lazım. O zaman herhangi bir line orijinden geçen o da bir subspace oluyor. Boyutu 1. Plane, orijinden geçen bir plane'in de boyutu 2. Niye? Çünkü line'ı bir tane, plane'i de iki tane linearly independent vektörle ifade edebiliyoruz. Buna tekrar döneceğim. Örnek olsun diye subspace'leri verdim. Şimdi tanım yapalım. S, linearly independent vektör kümesi. Ve bunların tüm lineer kombinasyonlarını içeren küme. O da V. Bunların tüm lineer kombinasyonlarını içeriyor. Dolayısıyla bir vektör space. Bu net mi? Tam bilemiyorum şu anda. Hocam sanki orada o yazmıyor. V vektör space'indeki S kümesinden bahsediyor. Evet. Tamam, oraya sonra gelelim. Bir vektör space'imiz var. Bu vektör space'inin span'den bir S düşüneceğiz. Bu S'nin özelliği şu. Sadece lineer independent vektörlerden oluşuyor. Ama o kadar lineer independent vektörlerden oluşuyor ki bunların tüm lineer kombinasyonları ile V'deki elemanlara ulaşabiliyoruz. Yani lineer independent vektörlerden bir küme elde ettik. Ve bu kümenin lineer kombinasyonları V'nin elemanları. S'in içinden V'deki her şeye ulaşabiliyoruz mu? Evet. S'in içinden V'deki her şeye ulaşabiliyoruz. Öyle bir S bulduk ki S mesela
S mesela şu. O zaman nedir? R3'ün hepsine ulaşabiliriz değil mi? R3 bir vektör space. S kümesinin elemanlarının tüm lineer kombinasyonları. R3'ü elde edebiliriz. Öyle bir R3'te öyle bir eleman hani yok yani bunların lineer kombinasyonu olmayan. O zaman S bu R3 için özel bir vektör, şey küme. Özelliği de şu. S lineer independent vektörlerden oluşan bir küme. Ve S'nin lineer kombinasyonları V'nin elemanlarını veriyor. Ama tüm elemanlarını veriyor. O zaman şunu diyoruz. V S tarafından üretilebilir. Bu ifade çok önemli değil. Önemli olan S spans V. V is the span of S. Span etmek. Ya yani hepsini üretmek demek zaten bir anlamı. S V'yi span eder. Bu S'ye de basis denir. V'nin basis'i denir. Şimdi bu R3'ün basis'i değil mi? Peki şu vektörlerde R3'ü span eder mi? Şu 3 vektör 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Eder. Bu da eder değil mi? 3 tane vektör var. Independent. R3'te 3'ten fazla elde edemezdik değil mi? Bunlar da eder. Dolayısıyla gördüğünüz gibi S unique değil. Bir vektör space'i ifade eden sonsuz tane S üretebilirsiniz. Ama bunların hepsinin bir özelliği var. Eleman sayısı aynı. Çünkü independent vektör sayısı aynı. Şöyle düşünün. Mesela S'miz bu olsun. Bu küme. Bu kümeden hangi vektörleri elde edebiliriz? A, B, 0 olan her vektörü ifade edebiliriz değil mi? Şimdi düşünün. Bu kümede bir independent vektör az olsaydı bunların hepsini ifade edemeyecektik. Mesela bir tane daha independent vektör olsaydı o zaman yeni ifadeler elde edebilecektik. Yani her independent vektör bize yeni bir vektörler kümesini ifade etmeyi sağlıyor. Yani bize bir boyut kazandırıyor. Dolayısıyla dimension'ımızda o basis'in elemanları sayısı olacak. İşte bu yüzden şurada bir line'ın dimension'ı 1, plane'in dimension'ı 2. Özetlersek plane için 2 mi span eden vektörümüz var? Plane zaten ne demekti? Two dimension hyperplane demekti. Hı hı. İki tane independent vektörle ifade ediyorum. Anladım. Tamam. Dolayısıyla biz önceden ne görmüştük? Two dimension hyperplane demiştik. İşte o two dimension hyperplane aynı zamanda bir vektör space ise iki boyutlu bir vektör space, iki boyutlu bir subspace olacak. Bir vektör space'imiz olacak ve bir de basis'imiz olacak. S diyelim. S'nin özelliği sadece lineer independent vektörlerden oluşuyor. Çünkü dependent bir vektör varsa atabiliriz. Hiçbir şey yeni bir bilgi vermiyor. Ve bu S'deki vektörlerle vektör space'deki tüm vektörleri ifade edebiliyoruz. O zaman bu S'miz basis olacak. Tüm hepsini ifade edebiliyorsak. Yani o vektör space'den elde edebildiğimiz maksimum elemanlı lineer independent vektörler kümesi. Kaç tane farklı lineer independent vektör ifade edebiliyorsak hepsini ifade edeceğiz. Maksimum sayıya ulaşınca duracağız. O bizim basis'imiz olacak. Onun eleman sayısı da dimension'ımız olacak o vektör space'in. Ve o basis vektör space'i span eder diyeceğiz. Buraya kadar çok fazla tanım oldu. Genel olarak anlaşıldıysa sorun yok.
Vector space ne? O'daki elemanların lineer kombinasyonu küme içinde kalıyor. İspat etmek için şu üç kurala sağladığını göstermemiz lazım. Vector space'in alt kümesi olan ve vector space olan şeylere subspace diyoruz. Ve subspace'leri span eden linear independent vektör kümesine basis diyoruz. Eleman sayısı da dimension'ımızı veriyor. Neden? Çünkü span ediyorsa tam olarak o kadar sayıda linear independent vektör olması lazım. Ne eksik ne fazla. Örneğin S'imiz 3 tane vektörden oluşuyormuş. Bir küme. Hyperplane demek neydi? Uzayın alt kümesiydi. Hyperplane uzayın alt kümesiydi arkadaşlar. Hyperplane'i nasıl gösteriyorduk? Lineer independent vektörlerle gösteriyorduk, değil mi? Hyperplane genel olarak oydu. Şimdi ne öğrendik? Subspace öğrendik. Mesela her hyperplane bir subspace midir? Değildir. Mesela bir plane orijinden geçmiyorsa zero vektör içermiyordur. Kesinlikle subspace değildir. Vektör space değildir. Ama bir subspace bir hyperplane orijinden geçiyorsa o zaman subspace olacak. İşte o zaman onu ifade eden lineer independent vektör kümesine basis diyeceğiz. Basis'in esprisi şu. O kadar lineer independent vektörle tüm subspace'i ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla subspace hyperspace'lerin vektör space olanlarına denir. Hyperspace genel olarak bir alt küme demek. Subspace ise vektör space özelliğini sağlayan alt küme. Basis nedir? O kümeyi ifade eden lineer independent vektör kümesi. Şimdi gelirsek 3 tane vektörümüz varmış. Bu üç lineer vektörün lineer kombinasyonu R3'ü yok. Burada şunu V1, V2, V3 arkadaşlar independent olmak zorunda değil. Herhangi bir küme. Şimdi şöyle düşünelim. S'nin eleman sayısı bir V'miz olsun. V bir subspace. S'nin elemanlarıyla yani V1, V2, V3'ün lineer kombinasyonlarıyla bu V'yi ifade edebiliyoruz. O zaman S bir basis midir? Basis diyemeyiz. Niye? S lineerli dependent vektörler içerebilir. Mesela lineer independent vektörler kümemiz sadece V1 ve V3 olsun. V2 olmasın. O zaman V1 ve V2'nin ifade ettiği S prime'a basis diyebiliriz. S prime'ın eleman sayısı kaç? 2. O zaman dimension 2. Yani S V'yi generate edebiliyorsak S'den S'nin lineer independent vektör sayısına dimension diyeceğiz. S basis olmuyor. S'den linear independent olanları atacağız. Bu biraz hani fazla detay oluyor. Uğraşmanızı istemem böyle. Hani bunu bilin. Örneğin V1, V2, V3 üçü de independent olsun. O zaman dimensionımız ne olacak? 3 olacak. O zaman V'miz neydi? Bir subspace'di. Neyin subspace'i? R3'ün subspace'i. Ama dimension 3. O zaman V zaten R3'ün tamamına eşit. Çünkü zaten R3'ün tamamını 3 vektörle ifade edebiliyoruz. 4. bir lineer independent vektör yok. Veya
Bu üç dinamik vektörle ifade edemediğimiz bir vektör yok. O zaman V R3 diyeceğiz. Ama V'nin dimension 3'ten küçükse V R3'ün içinde diyeceğiz. Fark o. Ama V yine hani subspace diyebiliriz. Çok sorun değil. Ama şurada aslında V bir subspace oluyor. Burada yani genel olarak bir R3 oluyor. Bu örnek çok önemli değil. Konu oturmadıysa belki biraz otursun diye. Çok kafanızı karıştırmayayım. Şimdiki örnek de çok önemli değil. Mesela bir hyperplane. Hyperplane'i line equation olarak ifade edebiliriz değil mi? İlla vektörler cinsini ifade etmemiz gerekmiyor. Mesela 3x artı y eşittir 6. Bir kere sıfıra sıfır noktası bunu sağlamıyor. O zaman vektör space değil zaten. Ama nasıl vakit örnek vereceğiz? Bu kümeden bir eleman vereceğiz. Onun lineer kombinasyonunun içinde olmadığını göstereceğiz. Veya kümeden bir eleman vereceğiz. Onun katının kümenin içinde olmadığını göstereceğiz. Bu yapabileceğimiz birinci şey. İkinci şey ne? Kümeler iki eleman veririz. Bunların toplamının içinde olmadığını gösteririz. İspat eder. Dolayısıyla 3x artı y eşittir 6 bir hyperplane ama subspace değil. Orijinden geçiyor olsaydı yani 3x artı y eşittir 0 olsaydı subspace olacaktı. İlk önce bir hızlı çek. 0 içinde mi? İçinde. Herhangi bir x'i alalım. X'i bunun elemanı olsun. Bunun alfa katı içinde midir? Alfa katı nedir? Alfa x'e alfa y noktası. 3 alfa x artı 3 alfa y. Nedir? Pardon. 3 alfa x artı alfa y. Alfa parantezini alırsam 3x artı y eder. Neyi biliyorum? 3x artı y 0 değil mi? Niye? X'ye kümenin elemanı. Kümenin elemanıysa bu equation'ı sağlıyor. Burası 0. Alfa 0 oldu, 0 oldu. Demek ki şu ifade neymiş? 0'a eşitmiş. O zaman doğruymuş. Bir diğeri x1 artı İki eleman var. X1 ile Y1. X1, Y1, X2, Y2. İki küme eleman var. İkisi de bu line'ı sağlıyor. O zaman X1 artı X2, Y1 artı Y2 bu line'ı sağlar mı? Sağlamaz mı? Ne olacak? 3 parantezinde X1 artı X2 artı Y1 artı Y2. Bunu 3X1 şu şekilde yazabilirim değil mi? 3 x1 artı y1 ve 3 x2 artı y2. Şu noktayı yerine koydum. Sonra bu şekilde parçaladım. Şurası ne? 0. Neden? x1 y1 kümenin elemanı. Şurası da 0. Neden? Çünkü x2 y2 kümenin elemanı. O zaman neymiş? İki eleman kümenin elemanı iken toplamlar da elemanı. Buradan da şu kural çıkıyor. Üçünü kontrol ettik. Üçünü de sağlıyor. Burada herhangi bir eleman için sağlıyor. Dolayısıyla şu equation bir subspace'miş. Bununla ilgili yine örnek yapacağız. Ve vektörlerle örnek yapacağız. Burada vektörlerle ilgili olmadığı için, bu derste de vektör ağırlıklı olduğu için vektör versiyonunu soracağım. Soruyu da biraz sonra çözeriz. Anlamanız için soruydu. Önemli olan şu üç tane maddeyi kontrol ediyoruz. Üçünden birine counter example verirsek vector subspace olmuyor. Veremezsek üçünü ispat edeceğiz. Üçünü ispat edersek subspace oluyor.
Örneğin V ve W subspace. Kesişimleri subspace midir? Birleşimleri subspace midir? A şıkkına bakalım. Şimdi sıfır V bir subspace olduğu için sıfır elemanıdır. W da subspace olduğu için de sıfır elemanıdır. O zaman sıfır ikisinin elemanı olduğu için sıfır kesişimlerinin elemanı. İlk önce bir sıfıra baktık. Doğru. Şimdi şunu dikkat edeceğiz arkadaşlar. Neyi ispat etmeye çalışıyoruz? Şu kümenin subspace olup olmadığını ispat etmeye çalışıyoruz. O zaman bu kümeden bir eleman seçeceğiz. Yani gidip V'den de W'den eleman seçmeyeceğiz. Ve neyi göstermemiz lazım? Bu kümeden seçilen elemanlar için bunların katının içinde olduğunu, toplamlarının içinde olduğunu göstermemiz lazım. Ama dediğim gibi kümeden eleman seçeceğiz. İspat etmeye çalıştığımız kümeden. Yani V'den eleman seçtiniz, bir şeyler yaptınız, bana bir şeyler anlattınız. Hiçbir anlamı yok bunun. W'den eleman seçtiniz, çarptınız, topladınız, bir şeyler yaptınız. Hiçbir anlamı yok. Çünkü biz o kümeden aldığımız bir elemanın lineer kombinasyonunun o kümenin elemanı olduğunu göstermek istiyoruz. Sizin başlangıç yeriniz yanlış. İstediğiniz kadar doğru işlemler yapın, örnekler verin. İspat yolunda hiçbir şey yol kat etmemiş oluyorsunuz. Tamam. Bu önemli. Şimdi ne yapacağız? Kümenin kesişiminden bir eleman seçtik. X. X kümenin kesişiminden seçilmiş. O zaman X, B'nin de elemanı mıdır? Elemanıdır. W'nun da elemanıdır. Peki alfa X V'nin elemanı mıdır? Ben bunu hızlı yazdım. Bunlar ayrı ifade ettiğim şu an. Kesişimleri olduğu için X V'nin elemanı. Ve V bir subspace olduğu için alfa X V'nin elemanı. Şimdi alt satıra geçiyorum. X W'nin elemanı. Ve W bir subspace olduğu için alfa X W'nin elemanı. Niye subspace ise alfa katta elemanıdır. Alfa ne? Bir constant. Onu yazmamışım. Onu özellikle belirteyim. Ne oldu? Alfa X'in V'nin, alfa X'in W'nin elemanı olduğunu gösterdi. O zaman kesişimlerin elemanıdır. X elemanı iken alfa katı da elemanıymış. Şimdi bakalım. X'ye V'nin elemanı olsun. Pardon. X'ye kesişimlerin elemanı. Kesişimlerin elemanı ise X'ye V'nin elemanıdır. Ve V bir subspace olduğu için toplamları da V'nin elemanıdır. X'ye kesişimlerin elemanı olduğu için X'ye W'nin elemanıdır. W subspace olduğu için X'ye W'nin de elemanıdır. O zaman X'ye hem V'nin hem W'nin elemanı olduğu için kesişimlerin elemanıdır. 1, 2, 3 ispat ettim. Neyi ispat etmiş oldum? Kesişimlerinin subspace olduğunu ispat etmiş oldum. Sorusu olan var mı? Hocam sıfırın kesişimlerinin elemanı olduğunu nereden çıkardık? V bir subspace. De var. Tamam. O zaman sıfır elemanı. W da bir subspace. O zaman sıfır elemanı. İkisinin elemanı ise kesişimlerinin elemanı. Tamam. İspat ederken arkadaşlar 2 ile 3'ü ispat etseniz tam puan alırsınız. Ama ispat tam edeyim. Pardon. Ama ispat tam edemediniz. İspatın bir yerine takıldınız. Şunu yaparsanız da şuradan 2 puan alırsınız. Mesela şurası 2 puan, şurası 4 puan, şurası 4 puan olduğunu düşünün. Normalde 0 ispat etmeniz gerekmiyor. 2 ile 3'ü sağlıyorsa zaten 0 ispat eder.
Ama counter example verirken veya düşünürken 0 yazarsanız parşür puan alırsınız. 2 ile 3'ü de ne kadar yaparsanız. Şimdi bileşimine bakalım. 0 V'nin elemanı, W'nin elemanı, bileşimlerin elemanı. Sorun yok. Şimdi bileşimlerinden bir eleman seçelim. X V'nin elemanı diyebilir miyiz? Veya da W'nin elemanı diyebilir miyiz? Hayır. İkisinden birinin elemanı. Ama ikisinin elemanı, birinin elemanı bilmiyoruz. Dolayısıyla biraz önce yaptığımız ispat olmuyor farkındaysanız. Hocam peki hani böyle bir yerde bu değildir de diyemeyiz değil mi? Değildir de diyemezsiniz. Anladım. Ne yapalım? Örnek verelim. Örnekler sonucunda counter example ulaşırsak işimiz biter. Counter example ulaşamazsak belki ispat etme yolunda bir fikir ediliriz. O fikirden de ispat ederiz. Mesela V ile W R4'te olsun. V'miz 1,0,0'ın katları. W ile 0,1,0,0'ın katları. O zaman birleşim nedir? Ya 1,0,0'ın katları ya da 0,1,0,0'ın katları. Mesela 1,1,0,0 bu kümenin içinde mi? Evet. Değil. Niye? V'nin spin'i ne? Ha, birleşimlerin demedik. W'nun spin'i 0,1,0,0'ın katı. Bunların birleşimi. Bunların birleşimi demek şu iki vektörün lineer kombinasyonu demek değil. Bunların birleşimi demek ilkinin katı veya ikincinin katı demek. Birleşim odur ya. Bu iki vektörün lineer kombinasyonu değil yani. Ona dikkat edin. 1,1,0,0 birleşiminde yok. Yani V ile W'nun herhangi birinin elemanı mı? 1,1,0,0. Değil. O zaman birleşimin elemanı. Peki 1,1,0,0'ın özelliği ne? V ile W'nun toplamı değil mi? Şu anda aslında ispat etmiş olduk. Şey, counter example vermiş olduk. 1,0,0,0 X olsun. 0,2,0,0 Y olsun. X ve Y burada yazmamışım. Neyi biliyoruz? Neyse görüyorsunuz. Yazmayacağım. Elemandır işareti yapamam. X V'nin elemanı, Y W'nin elemanı. O zaman X birleşimin elemanı. Y de birleşimin elemanı. Ama X artı Y gördüğünüz gibi birleşimin elemanı değil. Ne oldu o zaman? Subspace değilmiş. Ödevde de V artı W'nun subspace olduğunu ispat edecektiniz. Genel olarak da şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir set düşünün. Mesela şu iki elemanın olduğu bir seti düşünün. Bu setin tüm lineer kombinasyonlarını aldınız. Tüm lineer kombinasyonlarıyla şimdi V ve W arkadaşlar R4'te birer hyperplane. V'de 4 elemanlı vektörler var. 1,0,0'ın katları. W'de 4 elemanlı vektörler var. 1,0,0'ın katı. Zaten bunlar 4 elemanlı. O yüzden soruyu anlamadım. Counter example'a gelirsek bunların birleşimi nedir? Mesela 1,0,0,0'ın herhangi bir katı bir elemanıdır. 0,1,0,0'ın da katı elemanıdır.
Şimdi neydi arkadaşlar? Subspace'i bahsederken R4 diyorsak R4 ne demek? R4 şu demek. 4 komponentli vektörlerden oluşan uzay demek. R4'ün basisi nedir? R4'ün basisi yazarsak 4 tane independent vektör yazmamız lazım. Ama ben burada R4'ün basisini aramıyorum. R4'ün dimension'ı 4. Ama ben burada VW'nun basisini arıyorum. R4'ün dimension'ı 4 demek 4 tane elif vektör ifade ediyor demek. Ama R4 uzayının her içindeki her vektör 4 elemanlı. Ve bu uzayın alt kümesi. V'nin dimension'ı 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, fark etmez. Hatta 0, 1 olabilir. V kümesinin içindeki vektörler yine 4 komponentli olacak. Ama V'nin dimension'ı herhangi bir şey olabilir. Burada V'nin dimension'ı ne örneğin? 1. Niye? Tüm V'yi bir tane independent vektör ifade etmişiz. Tamam, o şekilde. Mesela örnek olarak bir, bir, sıfır, bir, sıfır, eksi bir. İkisi independent değil mi? Independent. İkisi independentsa bu küme bir uzay için, bir subspace için bir basis değil mi? Hangi subspace için basis? Bu ikisinin tüm lineer kombinasyonlarını içeren küme için basis. O zaman şöyle düşünün. D tane vektörün tüm lineer kombinasyonlarını alsanız ve bir küme yapsanız nedir? Her zaman vektör space'te değil mi? Yani bir vektör kümesini tüm lineer kombinasyonlarını içeren set her zaman bir subspace'tir. Niye? Çünkü oradan seçeceğiniz vektörün lineer kombinasyonu zaten içinde. Tüm lineer kombinasyonu ifade etmiş. Zaten subspace tanımı bu. Aslında biz de burada o soruyu arıyoruz. Bunun katları var, bunun katları var. Acaba bundan tüm lineer kombinasyonları içeriyor. Örnek olarak neyi verdik? Toplamı verdik. Toplamı içermiyor. O zaman neymiş? Vektör space değilmiş. Çünkü 1-0-0 katları var. 0-1-0-0 katları var. Ama çok basit. Şu iki x ile y'yi toplayın. 1-2-0-0. 1-2-0-0 bunların birleşiminde var mı? Yok. O zaman subspace değil. Şimdi şu ana kadar yaptığımız örnekler zor örnekler. Çok örnek yaptık mı? Bunların hepsi konuyu anlayın diyeydi. İlk örneğimiz, ilk düzgün örneğimiz bu. Birleşim ve kesişim. Bunu da toplamını ispat ederek pekiştireceksiniz. Şimdi ispat etmeyi anladınız. Kitaptan yine soru çözebilirsiniz ispat etmek için. Herhangi bir subspace alın. Mesela şimdi yapacağımız örnekleri düşünün. Bir subspace olduğunu biliyorsunuz. Kitap size subspace'e basis bulmanızı istemiş mesela. Subspace'e basis bulmanızı istediyse onun subspace olduğunu ispat edebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla kitapta sorulan çoğu soru aslında çok rahat subspace ispat sorusu da olarak düşünebilirsin. Onun için bunun üzerine daha durmayacağım. Ben şunun üzerine duracağım. Basisler üzerinde ve vektör space'ler üzerinde. Mesela n boyutlu polinomlar uzayını düşünelim. Bunları x üzeri n'i bir sabitle, x üzeri n eksi 1'i bir sabitle, x kareyi, x'i, 1'i, bunların hepsini bir alfa
i'lerle çarpıp toplayınca ne olur? En boyutlu bir polinom olur, değil mi? Dolayısıyla kaç tane independent eleman var? N artı 1. Aslında bu dolayısıyla bir vektör space. Bu onun basisi, bu da eleman sayısı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi vektörler özel bir şey değil demiştim. En basitini aren. Aren için bir basis nedir? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Böyle gider. 0, 0, 0, en son 1. Böyle en tane elemanını ifade edebiliriz. Farklı şekillerde de ifade edebiliriz. Dolayısıyla vektörler için basis bulmayı az çok anladınız. Dimension'ımız değerlerinin en. Vektörler için basis, vektörlerle ifade edilen vektör şey, subspace'lere basis bulmanın örneklerini kitapta bol bol var, yapacaksınız. Ben onun için matrislerle ilgili örnek vermek istedim. Mesela 2 ikilik matrislerle oluşan küme olsun. 2 ikilik matrislerle oluşan kümeyi ne yapabilirim? Şu 4 matrisin çarpımın toplama cinsinden ifade edebilirim. Üçe ikilik matrisleri düşünelim. 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Veya 0, 0, 1, 0, 0, 0. Veya 0, 0, 0, 1, 0, 0. Bu şekilde alt tane matris yazdığımızı düşünün. Üçe ikilik herhangi bir matris nedir? Bakın şu anda matrislerden bahsediyorum. Artık vektörleri unutun. Kümenin her elemanı ne? Matris. O zaman buradan bir matris seçince başka bir matrisle toplayacağım. Veya bu matrisi bir sabitle çarpacağım. O demek. Ve baktığımda bu şekilde 6 tane matris yazarsam herhangi bir üçekilik matrisi bunların çarpıp toplamlar cinsini ifade edebilir miyim? Edebilirim değil mi? Mesela 2, 3, 0, 0, 0, 0 matrisi nedir? Şunun 2 katı artı şunun 3 katının toplamı. İfade ettim. Dolayısıyla bu şekilde düşünürsek matris uzayının basisini bulmak çok kolay. Peki MLnik matris uzayının dimension'ı ne olacak? Eleman, independent eleman sayısı değil mi? 2'ye 2'de kaç tane independent eleman var? 4. N kare. 3'ye 2'de kaç tane independent eleman var? 6 farklı yere 1 yazıp diğer yerlere 0 yapıyorum her seferinde. MLnik. Yani MLnik matris uzayının dimension'ı M çarpı N. Soru soran var mı? İndependent eleman sayısı. Şimdi bu verdiğim şu örnekler vektör space'ti. Niye tüm uzayı kaplıyor değil mi? Zaten başka bir matris ifade edemem o şekilde. Şimdi NL'lik matris uzayı düşünelim. İçinden subspace örnekleri verelim. Mesela diagonal matrisler. Tüm diagonal matrisler nedir? Tüm NL'lik matrislerin bir alt kümesi. Subspace mi? Subspace niye? Bir diagonal matrisi sabitle çarparsak ne olur? Diagonal olur. İki diagonal matrisi toplarsak ne olur? Diagonal olur. Çünkü diagonallarda bir tek sayı var. Diagonalları toplarım yeni bir değer eder. Ve o diagonalı entry'yi çarparım bir sabitle. Yine diagonalda bir yeri yazarım. Dolayısıyla diagonal matrisler bariz bir şekilde subspace. Kaç tane farklı diagonal yazabilirim? Tüm diagonalları sıfır yapacağım. Diğer elemanlar zaten sıfır. İlkine bir diyeceğim. İkinci matriste ikinciye bir diyeceğim. Eninci matriste ininciye bir diyeceğim. Kaç tane oldu? N tane oldu. O zaman dimension N. Şu da bir subspace. Şey pardon, basis. Veya skew simetrik matrisler. Skew simetrik matrislerin özelliği neydi? Diagonallar sıfırdı bir kere. AIJ eksi JI'ye eşittir değil mi?
A İJ eşittir eksi A J veya A transpoz eşittir eksi A. Mesela şunu bilmeniz ne işe yarar? Simetrik ispatları falan yapacaktınız ya ödevde. Mesela bir matris skew simetrik. Transpozu çıktı. Hemen yerine eksi A yazabilirsiniz. Veya bir ifadenin skew simetrik olup olmadığını ispat etmenizi isteyebilirim. Simetrik olduğunu ispat etmekten farkı yok, değil mi? O ifadeyi alacaksınız. Transpozunu alacaksınız. Sadeleştireceksiniz. En sonunda eksi A'ya ulaşırsanız skew simetriktir. Ulaşamazsanız değildir. Skew simetrik ne demekti? Entry'si aynada eksili oluyor. Eksili olduğunu bilirseniz, hani simetrikte neydi? Aynıydı. Skew'de de eksilisi. Oradan diagonalın sıfır olması gerektiğini veya şu formülü çıkartırsınız. Hani bu dersi ezberle yapmayın yani. Konuları anlayarak ilerleyin. Özellikle söylüyorum. Hani ben de ezbere bilmiyorum. Oturuyorum. A, İ, J diyorum. A, J, İ'nin nesi olacak? Eksilisi olacak. Yazıyorum sonra formülü. Şimdi anlaşıldı bu. Bir kere diagonallar sıfır olacak. Herhangi bir matris yazıyorsam diagonalı sıfır olacak. Bir de ne olacak? Bir yere bir sayı yazdıysam karşısına onun eksilisini yazacağım. Bir yere bir yazdıysam karşısına eksilisini yazacağım. Üçü üçlükle böyle kaç tane yapabilirim? Üç tane yapabilirim. Yani şurayı ifade edebilirim. Zaten bu upper kısmından bir şey ifade edince lower'da onun eksilisi geliyor otomatikman. Farkındaysanız matrisin iki entry'si birlikte hareket ediyor. Birine bir şey verdiğimiz an diğeri fixleniyor. Böyle kaç terim var? Toplam matriste n kare terim var. N tane diagonal'ı çıkartıyorum. Kalan matris elemanlar kaldı. Bunların her biri kendisinin diagonal'daki karşısındakine bağlı. Dolayısıyla ikiye bölüyorum. Bunun da dimension n kare eksi n bölü 2. Dolayısıyla bu sayıyı ezberlemeyeceksiniz. Çok rahat bu şekilde düşününce çıkıyor. Bu da üçü üçlükler için bir basis. Büyükler için tabii yazmadım. Simetrikte ne olacak? Aynı şekilde. Burası 1 ise burası 1 olacak. Şurası 1 ise burası 1 olacak. Mesela böyle kaç tane olacak? Şu kadar olacak. N kare eksi n bölü 2 tane olacak. Ara vermeyeceğiz arkadaşlar. Biraz daha yapıp bitireceğim. Başka? Bir de simetrik matriste diagonal entry'ler değer alabilir. Bir diagonal entry'nin aldığı değer herhangi bir matriste başka bir entry'ye bağlı mı? Değil. O zaman diagonal aslında şu ikisinin elemanlarını aldım, yazdım. Ne oldu? Simetrikler için basis oldu. Tek farkı ne? Burada 1'e eksi 1 yazdım. Burada 1'e 1 yazıyorum. Diagonallar bu şekilde olabilir. Simetrikler şu şekilde olabilir. Buradan ne oluyor? N tane diagonal var. Şu kadar da şunlar var. Böyle bir formül çıkıyor. Sadeleştirirdik ama formül önemli olmadığı için sadeleşmemiş hali verdim size. Formülün nereden geldiğini öğrendim diye. Formül ezberledim diye. Simetrik için de bu şekilde basis yazabiliriz. Şimdi normalde dersi burada bitirirdim. Sonra sizin kitaptaki soruları çözdüğünüzü varsayardım. Maalesef öyle olmadı. Sonra geçen dönem kitaptan bir iki soru önerdim. Hatta önerdiğim sorunun aynısını veya çok az benzeri sınavda sordum. Maalesef o da yeterli olmadı. Geçen dönem ara sınavda en az ortalama yüzdesine sahip soru bu konudan çıktı. Onun için ekstra bir iki soru daha anlatacağım size. Öncelikle kitap güzel. Kitaptan bol bol soru çözebilirsiniz. Örneğin ödevinizi uzattım o yüzden.
üçün birinin 10. sorusu var. Farklı farklı ifadeler var. Mesela oradaki her ifade için ne yapabilirsiniz? Subspace'de subspace olduğunu ispat edebilirsiniz. Değilse counter example verirsiniz. Aynı zamanda subspace ise basis bulabilirsiniz. Üçün birindeki tüm sorular için bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla üçüncü ünitenin birinci seksiyonunda bol bol bu konuda soru var. Örneğin geçen dönemki quiz sorusu. Tabii orada derste başka bir örnek çözmüştüm. Bunun aynısını dört vektörlüsünü çözmüştüm. Üç vektörlüsünü sordum. Şimdi dört vektörlüsünü çözmeyeceğim. Direkt quiz sorusunu çözeceğim. V var. Soruyu uzun uzun yazmadım. Subspace mi değil mi? Ne yapacağız? Subspace'i ispat edeceğiz. Subspace'de ise counter example vereceğiz. Nasıl olacak? R3'teki bir subset'ten bahsediyoruz. A şıkkında ilk komponenti 1 olan vektörlerden oluşuyormuş. Bir kere zero vektör bu kuralı sağlıyor mu? Sağlamıyor. O zaman bitti işimiz. Subspace değil. Veya düşünelim. Mesela 1, 0, 0 sağlıyor. Bunun -5 katı. Ne oldu? İlk komponenti 1 değil. O zaman kümen elemanı değil. Veya iki tane vektör alırsınız. Toplarsınız. İlk komponenti 1 mi oldu? Hayır, 2 oldu. Kümen elemanı değil. Dolayısıyla bunlardan üçünden birini yapsanız counter example verdiğiniz yeterli. Diğerinde V1, V2, V3 0 eşit. Yani komponentleri toplamı 0. Komponentleri toplamı 0 olan vektörlerden oluşan küme subspace'dir. Gördüğünüz gibi zero vektör kümenin içinde. Dolayısıyla o tamam. Şimdi kümeden herhangi bir iki vektör seçelim. Bu vektörü seçtiysek aklımızın üstünde ne bulunacak? x1, x2, x3'ün toplamı 0. y1, y2, y3'ün toplamı 0. Biz bunları kullanacağız. İlk ispatımız ne? Alfa katı içinde mi kümenin? Alfa katını aldım. Ne oldu? Alfa x1, alfa x2, alfa x3. Kümenin içinde olması için ne olması lazım? Toplamları 0 olması lazım. Komponentleri toplamı. Komponentlerini alıyorum, topluyorum. Bu çıktı. Alfa parantezini aldım. x1, x2, x3 çıktı. x1, x2, x3'ün toplamı nedir? X kümenin elemanı olduğu için 0'dır. O zaman 0 çıktı. Komponentleri toplamı 0'sa ne demektir? Alfa x, s'in elemanıdır. Veya iki vektörü topladım. Toplamlarını benim bildiğim kural var. Ne kuralı var? x1, x2, x3'ün toplamı 0. y1, y2, y3'ün toplamı 0. Bunlar cinsinden ifade ettim. Şu her iki toplam 0. Neden? X elemandır S, Y elemandır S. O zaman ne oldu? Komponentler toplamı 0'mış. X artı Y neymiş o zaman? S'nin elemanıymış. 1 ve 2, yani 2 ispatımızı yaptık. Şuradaki 2 ve 3'ü. O zaman neymiş? Bu bir subspace'miş. Hani bu kadar güzel ifade etmeseniz de zaten farkındaysanız ben de edindiğimden olabilecek en sade halinde yazıyorum. Çok önemli değil. Düzgünce yapın, puan alırsınız. Ama düzgünce yapından kastım ne? Setten eleman seçeceksiniz. Onların katının ve toplamının setin elemanı olduğunu göstereceksiniz. Bir kere setten eleman seçmezseniz isterseniz iki sayfa yazı yazın. Alacağınız puan 0. Ama setten eleman seçtiniz. Bir şekilde şunları ifade ettiniz. Ama güzel ifade etmediniz.
sorun değil anlaşılıyorsa. Hani siz düzgünce ifade etmeye çalışın. Yani bunlar zor geliyorsa sorular çözdükçe oturur. Tamam. Şimdi hemen bir 5-10 dakikada uzadı ama 5-10 dakikada geçen dönemin sınav sorusunu çözeyim arkadaşlar. Şimdi tabii quizde bunu sordum. Sonra bunu öğrenmeyenlerin öğrendiğini varsaydığım için bununla ilgili sınavda sordum. Yine R3'te setimiz vektörlerden oluşuyor. Kuralımız da şu. Şimdi bunu istediğiniz gibi örnek verebilirsiniz. 1, 2, 3 aldım. -1 ile çarptım. Ne oldu? -1, -2, -3 oldu. V1, V3'ten küçük mü artık? Değil. Büyük. O zaman x senin elemanı iken -x senin elemanı değil. Ne demektir? Subspace değildir. Şimdi 2 üçlük matrisler var. Bu matrislerin özelliği ne? Her komponentı her sütunun elemanların toplamı 0. Each column adds to 0. Demek her kolumun komponentları toplamı 0. Şurada ne yaptım? Bir vektörün komponentları toplamı 0'sa neydi? O vektörün lineer kombinasyonu da bunu sağlıyor değil mi? Yani bunu bir sütun için düşünürsek doğru. Matris zaten matris toplamı yapıyorum, çarpımı yapıyorum. O sütunun çarpımını alınca yine bu kuralı sağlayacak. İki sütunu toplayınca yine bu kuralı sağlayacak. Aslında üste verdiğimin uzatılmış hali. Dolayısıyla düşünürseniz hani bir sütun için doğruysa bir matris için de doğru. Zaten ben ispat etmenizi istemiyorum. Bir örnek vermeniz yeterli. İki üçlük bir matris. Bir kere şunu özellikle söyleyeyim. Mesela bir basis vermenizi istedim arkadaşlar. Mesela şu soruda. Mesela bu soru için bir basis vermenizi istedim. Soru neyi soruyor? V R5'teymiş ve belli bir vektör. Bu vektöre dik olan vektörler kümesi. Bir kere R5'in basis'i kaç elemanlı? 5 elemanlı değil mi? R5'in dimension'ı 5. Peki R5'te V'ye dik olmayan vektörler var mı? Var. O zaman ne demektir? Bir kere bizim subsetimiz tüm R5'i span etseydi basis'imiz 5 elemanlı olacaktı. Dimension'ımız 5 olacaktı. Ama burada V'ye dik olmayan elemanlar da var. O zaman bir kere en fazla 4 olabilir. Yani sınavda başladınız. Burada mesela V'ye dik olan kümenin subsetini bulmak zor diye sormadım. Zaten kolay şeyler soruyorum. Ödeve bakarsınız. Bir basis bulacaksınız. Basis bulurken basis 4 elemanlı buldunuz. Anında durabilirsiniz. Neden? Çünkü 5'ten az olacağını biliyorsunuz. 2 buldunuz. 3'ü 4'ü bulabilir miyim diye sınava sonunda süreniz kalınca bulmaya çalışırsınız. Ama şunu yaparsınız diye düşünüyorum herhalde. 1. En fazla 4 tane vektör yazacaksınız. 2. Her vektör independent olacak. Bir kere. Çünkü basis buluyorsunuz. 3. Her vektör burada veren kuralı sağlayacak. Yani sınavda bana aklınıza gelen her vektör yazıp 8 tane vektör yazmayın. O zaman basis tanımının basis bulmaya çalışman anlamı kalmıyor. Çünkü independent vektörler yazacaksınız. Yani bir 1-0 yazayım, bir -1-0 yazayım, bir 1-1 yazayım, aklıma geleni yazayım diyorsanız independent bir küme bulmaya çalışmıyorsunuz demektir. Olmaz zaten.
Dolayısıyla C şıkkına basis bulmanızı istersen en fazla 4 tane vektör yazabilirsiniz. 4 tane independent bulursanız bilin ki doğru. Çünkü zaten 5'ten küçük olacağını biliyorsunuz. R5'in bir alt kümesi. R5'in tamamı değil. 2, küme independent olacak. 2 tane independent vektör bulursunuz. Süreniz kaldı, 3'ü buldunuz. 4.'ü bulamadıysanız durun. Bulursanız bulmaya çalışırsınız. Süreniz varsa. Dolayısıyla bir basis istediğimde aslında yapacağınız şeyler belli. Independent bir eleman bulacaksınız. Bu soruya dönersek. Ne olacak? Kalınları toplamı 0 olacak. Şurayı unutun. İlk kalımız toplamını 0 yapın. Şuraya ne yazarsam buraya onun eksilisini yazmam lazım. Peki şimdi size sorayım. X sütunu bu birinci boyut oldu değil mi? Dimension'ımız ne? Bu vektörün dimension'ı. 2. O zaman her bir sütun R2'de yatıyor. Peki elemanları toplamı 0 olmayan vektör var mı? Var. O zaman elemanları toplamı 0 olan vektörler kümesi R2'yi span edemez. R2'den küçük. R2'nin alt kümesi. O zaman dimension 2'den küçük olacak. O zaman dimension en fazla 1 olabilir. Biz de zaten bir tane dimension bulduk. Zaten bariz bir şekilde 1-1 var. Başka olamaz değil mi? Şimdi bunu matris olduğu için genişletiyoruz. Bu ilk kolumu toplamı 0 olan vektör matrisler. Bu ikinci kolumları toplamı 0 olan matrisler. Bu üçüncü kolumları toplamı 0 olan matrisler. Dolayısıyla ne oldu? 3 boyutlu bir subspace oldu. Burada şu önemli. Mesela bir vektör yazmayacaksınız bana. Yani şey olmayacak. Yani burada matrislerden oluşan küme diye sorduğum için matrislerden oluşan bir uzay var. Dolayısıyla her eleman matris. Vektör ifade etmeyeceksiniz. O önemli. Kitabınızdan 10. sorusunu çözersiniz. Mesela bunu 3'e 2'lik matrisler için olsaydı. İç komponent toplamı 0 olan. Yani şuradaki 2'ye 3'lüyü değiştirdim. 3'e 2 yaptım. O zaman mesela basis bulmayı deneyin. Kitaptan da bol bol örnek çözebilirsiniz. Hani basis kesinlikle soracağım bir soru. Vektör için mi sorarım, matris için mi sorarım belli olmaz mı? Son olarak hemen hızlıca bunu yapayım. Uzadı biraz, kusura bakmayın. V sabit bir vektör. Buna dik olan vektörler bir subspace olduğunu ispat edin demişim. Hatta subspace mi değil mi diye düşünmeyin diye subspace olduğunu söylemişim zaten. O zaman ne yapacağız? Buradan S'den elemanlar seçeceğiz. X ve XY. Ve ne bilgisini kullanacağız? Bu elemanların dikse V ile dot product'ı nedir? Sıfırdır. Bu bilgiyi kullanarak o zaman X'in alfa katının veya x artı y'nin de senin eleman olduğunu göstereceğiz. Şimdi x senin elemanı. X transpoz v 0. Alfa x transpoz nedir? Alfa sabit. Sabit olduğu için dışarı çıkar. Alfa x transpoz v oldu. Bu ne? X senin eleman olduğu için 0. O zaman bu 0 oldu. Neyi gösterdik şu anda? Alfa x transpoz V'nin, yani alfa x ile v'nin dot product'ın 0 olduğunu gösterdik. O zaman ne demekmiş?
Tabii bu hızlı yazmışım ben. So alfa x is perpendicular to B. So alfa x elemandır S. Tamam. So alfa x perpendicular. Sonra x'i y var. X artı y'nin v'ye dik olduğunu göstermeye çalışıyorum. X artı y transpoz v. Sıfıra eşitse gösteririm. X artı y transpoz nedir? X transpoz artı y transpoz. Bunu v ile çarpıyorum. X transpoz v, y transpoz v ediyor. Neyi biliyorum? Şurası 0. Şurası da 0. Neden? X elemandır ise y elemandır ise. O zaman ne oldu? Since x artı y is o zaman ne oldu? X artı y s'nin elemanıymış. Bu x'ini ispat ettim. İspatım bitti. Demek ki neymiş? S subspace'miş. Sıfır zaten her elemana diktir. Niye dot product'ı sıfır? Her eleman dot product'ı sıfır. Bu da bu şekilde. Tahminen 10 dakika uzadı. Sorusu olan var mı? Bunlara bakarsınız. Bol bol da soru çözersiniz. Konuyu pekiştirirsiniz. Hem bir hafta var bir sonraki derse. Bir sonraki ders hep bu subspace'ler üstünde kurulacak arkadaşlar. Onun için tekrar edin, güzel olur. Şimdi hemen de slaytların son halini yükleyeceğim. İki vektör dik demek arkadaşlar. Dot product'ları sıfır demektir. Dot product'ları sıfır demek zaten bu dot product'ın tanımı. Transpoz gelince öğrenmiştik. X transpoz V demek X dot V demek zaten. Eski konulara çalışın, bu yüzden önemli. Konular gördüğünüz gibi hemen bir şey anlatıyorum. Sonraki ders sürekli onu kullanıyorum. Şimdi hemen dersten sonra ben bu 5. dokümanı yüklerim. Dersin videosu da render olduktan sonra akşam yüklerim. Tamam, daha uzatmayayım. İyi akşamlar. Anlamadığınız olursa ofis saatinde sorarsınız. Dediğim gibi sınav ilk 5 lecture ve homework verdiğim için homeworklerden daha iyi. Kitaptan da bol bol soru çözebilirsiniz. Pazartesi ders yok. Onu duyurdum. İyi bayramlar arkadaşlar. Güzel bayram diliyorum. Maalesef evlere kapandık ama yine de güzel bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.